Şöyle. Bildiğiniz gibi Mesut Başkan 400 civarında bir ceza yaptı. Bu ceza zaten baştan beri haksızdı. Biz bunu ilk aşamadan beri dile getirdik ama o dönemki hukukta ve yargıda ve emniyette oluşan bir paralel yapının komplosu sayesinde bu şekilde yaptı. Nihayet bize uzun bir hükümlülük süresi olsa da adaletin gerçekleşeceğini umudumuz, inancımız hiçbir zaman kaybolmadı. Mesut Başkan'ın da kaybolmadı biliyorum. Zaman zaman görüştük. Geç de olsa adalet gerçekleşecek diye umut ediyoruz. Bu umudumuzu da korumak istiyoruz tabii. Sizin bir sorunuz varsa biz alalım. Kopmanın paralel yapı tarafından mı yapıldığını düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Biz hatta ilk temiz dilekçemizde dedik ki o zaman da paralel yapı bu kadar yargıda hakim olmamıştı. Dilekçemizde dedik ki emniyette meydana gelen malum yapı böyle bir komplo hazırlamıştır. Yargıtay 8. Dairesi'nde bu yapının komplolarını da değerlendirilerek şüpheden sanık yararlanan ilkesi gereğince Mesut Tekin'in beraati gerekmektedir dedik. Daha sonra yapılan operasyonla yargıda da bizim dilekçemiz incelenince kadar aynı yapı hakim olduğu için sonuç alamadık değil mi Mesut Başkan'ın dönemde? Öyle bir şey yaşadık o dönemde de yani. Sonrasında tabi bildiğiniz gibi Yargıtay'dan bozuldu ama bir miktar ceza düştü. Sonra tekrar yüksek bir oranda ceza verildi. O da ona anladı. Siz başkanım keşfe mi karar verildi? Ne oldu şimdi? Keşfe karar verildi. 25 Mart tarihinde keşif var. 6 Nisan'da duruşum var. Allah'ın izniyle 6 Nisan'da tüm belgelerde toplanırsa biz Mesut Başkan'ın beraat edileceğine ümit ediyoruz. Mesut Başkanım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben girerken de arz etmiştim. Bu dava vesilesiyle gerçekten hiçbir kurum, kuruluş ve zümreye, şahıslara kırgınlığım, küskünlüğüm, dargınlığım yok. Ben kendi kaderimi yaşıyorum, yaşadım. Başa gelen çekiliyor. Gencecik kınalı kuzular vatan savunması için toprağa düşüyor. Bizim yattığımız 3,5 yıl, 4 yıl cezanın hiçbir emniyeti yok. Gerçekten. Yalnız İnancımı hiç kaybetmemiştim. Az önce içeride de ifade ettim. Bir gün tekrar yargılanacağıma, adaletin er ve geç tecelli edeceğine emindim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan bütün hemşerilerime bu vesileyle en kalbi duygularımı, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeniden yargılanmayı siz talep ettiniz değil mi efendim? Ben bir dilekçe yazmıştım. Hükmü veren mahkememizde taleplerimizi uygun gördü. Gerçekten inanın eksik yargılama olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme de aynı şekilde hüküm verdi. Şu anda yeniden yargılanıyoruz. İnşallah akıbet hayırlı olur.